Merhaba, benim işletme okuluma hoş geldiniz. Bu videonun konusu, blockchain teknolojisinin işletme fonksiyonlarına olan etkisi. Videoya başlamadan önce abone olarak kanalımıza destek olmanızı rica ediyoruz. Blockchain ve işletme fonksiyonları Blockchain yani blok zinciri. Blockchain konusunda işin ehli olan yazılımcılar tarafından yayınlanan birçok içerik bulunmaktadır. Blockchain özetle dağıtık kayıt defteridir tıpkı bir veresiye defteri gibi bir nüshanın bakkalda bir nüshanın ise müşteride kalmasını sağlayan ve üzerinde sürekli kayıt yapılabilecek dijital bir platformdur. Blok zinciri aynı zamanda her türlü dijital varlığın saklanabildiği ve izlenebildiği bir cüzdandır. Blockchain teknolojisinin amacı aracı kurumları ortadan kaldırmanın yanı sıra güvenli bir iletişim sistemi oluşturmaktır. Blockchain'in yapısına baktığımızda Blockchain platformundaki her bir kullanıcıya yani her bir bilgisayara node adı verilmektedir. Dijital imzayla şifreleme yapılıp node boyutunda kaydedilebilir ya da görüntüleyebilir olabilme durumları yetkilendirilebilmektedir. Peer-to-peer -peer adı verilen yani paydaştan paydaşa aracısız iletişim sağlanmaktadır. Blockchain ve dijital varlık güvenliği Blockchain bir merkeze bağlı değildir kayıtlar paydaşların bilgisayarlarında dağıtık bir biçimdedir. Blockchain blokları değiştirilemez. Değiştirilmesi istenen veri için yeni blok eklenir. Konsensus adı verilen doğrulama yazılımları sayesinde hatalı bloklar kaydedilemez. Şeffaftır. Paydaşlar blok üzerindeki güncellemeleri izleyebilir. Aracılar ortadan kalktığı için hızlıdır. İşletme fonksiyonlarına bakalım. Üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, arge, insan kaynakları, yönetim ve organizasyon. Kurumsal kaynak planlaması. ERP de dediğimiz Enterprise Resource Planning, işletmelerin işletme fonksiyonlarını verimli ve etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri maksadıyla iş akışlarını yönetebilmek Verileri bilgiye, dolayısıyla anlamlı hale dönüştürebilmek, zamanı etkin kullanabilmek ve hız kazanabilmek, şirket belleğini ve hafızasını oluşturabilmek, elde edilen verilere organizasyondaki her kullanıcının yetkileri dahilinde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen yazılımlardır. Peki blockchain işletme fonksiyonlarını nasıl etkiler? Blockchain ve üretime bakalım. Bilişim teknolojileriyle üretimin akıllı hale getirilmesini amaçlayan Endüstri 4.0, blockchain çözümlerini de kapsamaktadır. Örneğin tarımda IoT denilen yani Internet of Things, nesnelerin interneti, bu cihazlar sayesinde üretilen her tohumun hatta toprağın, sıcaklık, nem gibi bulunduğu koşullar güvenli ağ olan blockchain üzerine kaydedilebilmektedir farklı sektörlerde de üretilen ürünlerin üreticisinden son kullanıcısına kadar güvenli bir şekilde izlenmesi mümkün olmaktadır. Blockchain ve finansman, dijital yani kripto şifrelenmiş para birimleriyle alışverişin sağlanabilmesi mümkün kılınmaktadır. Bankacılık işlemleri olan havale, EFT gibi para gönderimlerinin ERP kokpitleri üzerinden yapılması sağlanabilir. Çek veya senetlerin tahsilat ya da ödeme işlemleri ve takibinin blockchain ağı üzerinden yapılabilmesi mümkün olabilir. Kredi alma ve geri ödeme işlemleri yapılabilir. Blockchain ve muhasebe. Enron gibi şirketlerin muhasebe sahteciliği sebebiyle iflası sonucu ortaya çıkan kurumsal yönetim ilkeleri olan adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik blockchain teknolojisi sayesinde daha anlamlı hale gelebilir. E-defterdeki strateji gibi yevmiye defteri ve büyük defter güvenli bir şekilde kaydedilebilir ve gerektiği zaman ilgili kişilerle paylaşılabilir. Bir satıcı veya müşteri ile ilgili bütün kayıtlar mutabakata yer bırakmayacak düzeyde kontrollü ve güvenilir bir şekilde ilerleyebilir. SAP gibi ERP yazılımlarında da uygulandığı şekilde kaydedilen bilgiler silinmez. Yanı sıra eski veriler kesinlikle değiştirilemez. Mali denetim konularında şeffaflık sağlanır. Blockchain ve pazarlama. Pazarlama alanı ürünün ambalajından fiyatının belirlenmesine, pazarlamasından depolama ve lojistiğine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Pazarlama alanında blockchain platformunun sağladığı en büyük katkı reklamcılık alanındadır. Blockchain aslında bir nevi internet tarayıcısı görevi de görmektedir. Bu sebeple dijital reklamcılıkta verilerin doğru yönetilmesi sayesinde istenilen kitleye reklam yapılabilmesi sağlanabilir. Blockchain ve insan kaynakları. Blockchain'in özellikle kişisel verilerin şifrelenerek istenilen kişi ya da kurumlarla paylaşılmasını sağladığından çok önemlidir. İşe alım sürecinde adayların verilerinin kaydedildiği blockchain platformundan doğrulama güvenli bir şekilde yapılabilir. Çalışanların performansını arttırabilecek otonom sistemlerin daha başarılı çalışmasına fırsat verebilir. İş süreçlerinde evrak işleme gibi zaman kayıplarını ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar. Blockchain ve yönetim organizasyon Blockchain yönetimin fonksiyonları olan planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve denetim aşamalarının reel bilgilere dayandırılarak optimum gelecek senaryoları üretme ve gelecek projeksiyonları yürütme konusunda katkı sağlar. Blockchain, ARGE çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar. Blockchain platformunda patent, know-how gibi bilgiler güvende olacaktır. Blockchain platformunun kendisi de sürekli yenilenebilir, uyarlanabilir ve geliştirilebilir bir platform olduğundan Arge konu başlıklarında kendine daima yer bulacaktır. Blockchain'in mümkün kıldığı diğer uygulamalar. Örneğin sağlık yönetimi. Bireysel sağlık verilerinin yüksek güvenli ortamda saklanması ve tercih edilen hekimlerle bilgi paylaşımının sağlanması Güvenli bir şekilde ilaç tedariğinin soğuk zincir yönetimi gibi lojistik sistemleri de dahil ve ilaçlara ilişkin reçetelerin kontrolü, bütünlüğü ve doğruluğunun sağlanması, sağlık sigortaları ve faturalandırma aşamalarında şeffaflık sağlanmasını, bireylerin kan değeri, tansiyonu gibi verilerinin anlık olarak IoT cihazları ile ölçülerek izinli hekimlerle paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Blockchain ve sertifika yönetimi. Blockchain, işletme fonksiyonlarında, insan kaynakları bölümünde de bahsedildiği gibi, bireylerin özgeçmiş bilgilerinin gizliliğine dayanarak hak ettikleri diploma, sertifika veya katılım belgelerinin saklanabilmesine ve sistemde yetkilendirilen ilgili kişilere sunulabilmesine olanak sağlar. Blockchain ve menkul yönetimi. Blockchain başlangıçta Bitcoin ticareti için geliştirilmiş olsa da, Altın, döviz gibi diğer menkullerinde aracısız ve güvenli bir şekilde platformda saklanmasını ve istendiğinde el değiştirmesine olanaklı kılmaktadır. Aynı şekilde gayrimenkul yönetiminde de tıpkı menkul değerler gibi taşınmaz menkullerinde blockchain platformu üzerinden tapu veya ruhsat sahiplikleri ve aracısız alış satış işlemleri gerçekleştirebilmesine olanak sağlar. Yukarıda bahsedilen sertifika, tapu, ruhsat gibi sahiplik işlemlerinin bir diğer başlığı da akıllı sözleşmeler. Akıllı sözleşmeler olarak adlandırılan sözleşmelerin takibidir. Bu sözleşmeler telif hakları, müşteri veya satıcı sözleşmeleri gibi tarafların haklarının korunmasına ve bu hakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin blockchain platformunda takibidir. Blockchain ve devlet Blockchain platformu dışarıdan müdahale edilememesi sebebiyle sistemde kayıtlı bütün kişi ve kuruluşların sistemde kayıtlı verilerinin devletle paylaşılan kısmının doğru, şeffaf ve denetlenebilir olmasını mümkün kılmaktadır. Devletler açısından ise vatandaşlarına karşı şeffaflık, örneğin alınan vergilerin hangi kalemlere harcandığının paylaşılabilmesine olanak sağlar. Ek olarak devletin denetim maliyetlerini düşürür. Blockchain ve uçtan uca haberleşme. Uçtan uca şifreleme end-to-end encryption son zamanlarda bireysel mesajlaşma uygulamaları sayesinde sıkça duyduğumuz ancak teşkil ettiği önem bakımından uzun süre gündemde kalacak bir sistemdir. Bu sistem blockchain teknolojisinde delinmesi imkansıza yakın bir şekilde verilerin uçtan uca şifreli, yani ulaştırılmak istenen verinin alıcının dışındakiler tarafından asla değiştirilmemesine olanak sağlar. Blockchain ve dijital yönetim biçimi Bir yönetim biçimi olarak düşünüldüğünde ise blockchain teknolojisi, dijital kimlikler, dünya vatandaşlığı, güvenli global ticaret ve işbirlikleri, temel hak ve özgürlükler başlıklarıyla gelecekte yer alacak bir platformdur. Blockchain teknolojisinin özet olarak hangi alanlarda kullanılabileceği hakkındaki videomuzun faydalı olmasını dileriz. Yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi bekleriz. Bir sonraki biyo videosunda görüşmek üzere. Yalın bilgi için bioyu takipte kalın. Hoşçakalın.